Zümrüt Kit. Bu güçlü ve yüce bir kralın kibrini yok edişinin hikayesi. İmparator Fitzgerald, Fenantra Krallığı'nı yönetiyormuş. Ve bir kızı olmuş. Çocuk o kadar kıymetliymiş ki, doğduğu gün 3 yıl süren kuraklık şiddetli bir yağmurla sona ermiş. Tarlalarda krallığın en iyi ekinleri yetişmiş, madenciler sınırsız altın içeren madenler bulmuş ve ülke dışındaki akraba ve arkadaşlardan hep iyi haberler gelmiş. Çocuk özelmiş. Onun iyi özellikleri sadece kralın değil, halkının ve yeni doğan bebeği kutsamak için saraya gelen perilerin de dikkatini çekmiş. Eğleyin büyük perisini selamlayın. Sen çocuğum, ilgi ve iyilik taşıyan tüm varlıkların sevgi dolu yüreği haline geleceksin. Ve şimdi ilham perisi prensesimizi kutsamaya geliyor. Oo iyi prenses, saflık sana ilham verecek. Güneşe ve yıldızlara bakarak şiirler, akan derelerin ve öten kuşların ritmini dinleyerek şarkılar yazacaksın. Ve şimdi karşınızda sağduyunun gururlu büyük anne perisi. Akıllı olacaksın. İntikam yerine merhameti seçeceksin. Egonu başarı ve mutlulukla yenebileceğini öğreneceksin. Ve son olarak yüce nadir zenginlikler perisini selamlayın. Döktüğün her gözyaşı damlası inciye dönüşecek. Kral, nadir hazineler perisinin sözlerine dudak bükmüş. Bu ne biçim bir kutsama böyle? Bu bir kutsama yüce kral. Bunu nezaketle kabul edin. Kızım krallığımın tamamına mutluluk getirdi. Neden ağlaması gereksin ki? Ve ağlasa bile yeterince altını ve değerli taşı var zaten. İncilere ihtiyacı yok. Ah ey kral! Kibirli bir kral halkına ve krallığına sadece yıkım getirir. Gurur, iyiliğin ve sağduyunun düşmanıdır. İyi niyetle verilen bir hediyeyi aşağılıyorsunuz. Ama hediyenin kendisi saygıdeğer olmamalı mı? Oh! Hediyenin saygınlığına dair kanıt mı istiyorsun? Peki, öyle olsun. Kızın 16 yaşına geldiğinde ormanda kaybolacak ve o zaman sadece gözyaşları olarak dökülen inciler seni ona götürecek. Periler taht odasından kaybolmuşlar ve arkalarında ölümcül bir sessizlik bırakmışlar. Ama kibirli kral hala kıpırdamamış. Benimki kadar büyük bir ordu varken bırakın prensesi, ülkemdeki hiçbir çocuk ormanlarımızda kaybolamaz. Kimsenin paniğe kapılmasına gerek yok. Hadi kutlamalar başlasın. Prenses büyümüş, perilerin kutsamalarındaki gibi soylu ve iyiymiş. Doğayı seviyormuş. Güneş ve yıldızlardan ilham alıp şiirler, akan nehirler ve şakıyan kuşlardan ilham alıp şarkılar yazıyormuş. Çok iyi bir biniciymiş. Dağlarda ve ormanlarda yürümeyi seviyormuş. Mutlu, iyi yürekli ve sevimli çocuk krallıkta çok seviliyormuş. Ve göz açıp kapayana dek büyüyüp 16 yaşına gelmiş. 16. yaş gününde... Oh sevgili kızım, yaş günün için benden ne istersin? Baba, bir tek şey. Bırak bugün ormana gideyim, olur mu? Sana söylemiştim, olmaz. Bu benim yaş günüm anne. Arkadaşlarımla zaman geçirmek istiyorum. Ağaçlarla, arılarla, nehirlerle ve küçük derelerle. Öğle yemeğine dönerim, söz. Buna izin vermeyeceğim. Bırak gitsin. Yanında en iyi askerlerimi yollayacağım. Ve hatta bugün onunla ben de gidiyorum. Endişelenecek hiçbir şey yok. Yoksa unuttun mu? Bugün onun 16. yaş günü. Sen unuttun mu yoksa? Ordumuz dünyanın en iyi ordusu. Gel hayatım. Bugün ben de seninle geliyorum.
kral ve prensesi ormanda kendi kaderleriyle baş başa bırakıp başka bir yere gidelim. Bir gün genç bir kont ormandan geçiyormuş. Yolunu kaybedeli çok olmuş ama endişeli değilmiş. Kuşlar ve dereler ona arkadaşlık ediyormuş. Derken sırtında küfe taşıyan yaşlı bir kadın görmüş. Yardım etmeye giderken oradan geçen bir çiftçi onu durdurmuş. Sakın ona yaklaşma. Neden o? Kadın çok yaşlı. Ona yardım etmemiz gerekmez mi? O çok garip. Onun yaşındaki bir kadın ormanda bu şekilde dolaşır mı? O sıradan bir kadın değil. Cadı bile olabilir. Yani cadı olup olmadığından emin değil misin? Madem öyle, gidip ona yardım etmeliyim. Büyük anne, bırak da küfene yardım edeyim. Seni uyarıyorum çünkü çok ağır. Evet, senin için belki ama benim için değil. O kadar emin olma genç adam. Seni uyarıyorum. Onu satın aldıktan sonra tepenin zirvesindeki kulübeme varana dek indiremeyeceksin. Oh, elbette. Eğer yaşlı bacaklarınla o tepeye tırmanabiliyorsan ben de tırmanabilirim. Hadi yükünü bana ver. Onu indirmeyeceğim. Söz veriyorum. Unutma. İyi adamlar sözlerinden dönmez. Yani bir daha düşün. Düşündüm ve söz verdim. Yükünü bana ver hadi. Büyük anne omuzlarındaki küfeyi kolayca çıkarmış ve kontun sırtına yüklemiş. Ama o kadar ağırmış ki kont neredeyse devriliyormuş. Bu gerçekten çok ağırmış. Bunu nasıl taşıyorsun? Ah, gençliğin verdiği kibir. Yeterince güçlü olmadığını fark etmedin mi? Tabii ki yeterince güçlüyüm. Madem öyle yürü. Hem zaten taşıyacağına dair söz verdin. Kont, yaşlı kadının kolayca taşıyabildiği bu küfenin kendisi için nasıl bu kadar ağır olabildiğini anlayamamış. Ama taşımış. Tepeye tırmanırlarken daha fazla taşıyamayacağını hissetmiş. Birkaç dakikalığına indirmeme izin ver. Dinlenene kadar bir adım daha atamayacağım. Oh, hayır, bana söz verdin. Onu yere bırakamazsın. Ama kulübeme vardığımız zaman seni ödüllendireceğim. Böylece zavallı kont küfeyi büyük bir zorluk ve azimle taşımış. Nihayet yaşlı kadının kulübesine gelmişler. Kulübesinin bahçe kapısından girer girmez, tıpkı bir grup çocuğun annelerini karşıladığı gibi bir grup kız kadını karşılamaya gelmiş. Aha çocuklarım, küfeyi ağacın altına bırak, sana soğuk bir içecek göndereceğim. Kont kendisine söyleneni mutlu bir şekilde yapmış. Yere çökmüş ve ağacın serin gölgesinde dinlenmiş. Sürahi ve bardak taşıyan bir kaz ona doğru yalpalamış. Kaz bardağa biraz şerbet dökmüş ve konta vermiş. Şerbet o kadar serin ve lezzetliymiş ki bir anda kendini yeniden enerjik hissetmiş. Yaşlı kadın da oraya gelmiş. Bu kont bana çok nazik davrandı. Yanıma gelip küfemi taşıdı. Çok ağır olmasına rağmen sözünü tuttu ve tepenin zirvesine kadar taşıdı. Genç adam, ödülünü çoktan hak ettin. Büyük anne, kibirliydim ve gücümle gurur duyuyordum. Bana alçak gönüllülük üzerine büyük bir ders verdin. Bu ödül benim için yeterli. Sana bir söz vermiştim ve ben de senin gibi sözümü tutmalıyım. Al bakalım. Bu sana şans getirecek. Kont zümrüt kitabı almış, yaşlı kadına teşekkür etmiş ve kulübeden ayrılmış. Günler boyu ormanda kaybolup dolaştıktan sonra nihayet şehre gelmiş. Kraliyet sarayında iş bulmak umuduyla kralın huzuruna çıkmayı talep etmiş. Majesteleri, ben eğitimli bir adamım. Eğer yeteneklerimi sınamayı kabul ederseniz size hizmet edebileceğimi düşünüyorum. Ve iyi niyetimin göstergesi olarak
Size en değerli şeyimi hediye etmek istiyorum. Doğru mu söylüyorum? Aa, ben buna çok şaşırdım. Nasıl böyle bir şey yapabilir? Bir hareket. Baba, burası en sevdiğim yer. Çünkü buradan neredeyse tüm ormanı görebilirsin. Aa, gerçekten çok güzel. Hiç beklenmedik bir anda ormanın üzeri yoğun bir sis tabakasıyla kaplanmış. Öyle ki kral kendi ellerini bile görememiş. Birkaç dakika sonra sisle birlikte prenses de ortadan kaybolmuş. Kızım, prensesim, neredesin, neredesin? Bu perinin kutsaması, kızımın gözyaşının dönüştüğü inci tanesi. Bunu nerede buldun? Bu kitabı sana kim verdi? Söyle bana, onu gördün mü? Nerede o? 3 yıldır durmadan kızımı arıyorum. Onunla ilgili tek bir ipucu bulamadım. Majesteleri, prensesin yerini bilmiyorum. Ama sizi bu kitabı veren yaşlı kadına götürebilirim. Sakıncası yoksa majesteleri, oraya önce ben gideyim. Ve tepenin üzerindeki kulübeye giden doğru yolu belirleyeyim. Bu arada siz hazırlıklarınızı yaparsınız. En iyi atımı al ve hemen yola çık. Çok geride olmayacağız. Böylece Kont hemen yola çıkmış, ormana ulaşana dek hava kararmış. Bu sırada yaşlı kadının kulübesinde... Çocuğum, ay çıktı. Hemen nehre git. Ne çabuk döndün. Nehirde ne olduğunu biliyorum. Merak etme hayatım. İçeri gir ve kanatlarını çıkar. Zamanı geldi. Hadi git. Sen doğru olanı yaptın çocuğum. Kaza dönüşmüş prenses kulübeye girerken Kont bahçe kapısından girmiş. Ardında kral ve kraliçe varmış. Ben... Prensesin buraya geldiğini gördüm. Oh! Bir kaza mı dönüşmüştü? Ama şimdi geri döndü. İşte kızınız majesteleri. Sizi buraya kızınıza getiren neydi? İnciye dönüşen gözyaşları. Tıpkı söylediğiniz gibi. Bu kadar kibirli olduğum için çok üzgünüm. Kızın senin kibrinden hiç almamış. Onu her şekilde sınadım. Hayır iyi hanımefendi. Bana kendi kızınızmışım gibi baktınız ve ilgilendiniz. Kibirli bir kral ülkesine ve halkına sadece yıkım getirir derken ne demek istediğinizi anlıyorum. Gurur iyiliğin ve sağduyunun düşmanıdır. Bu ders hepimiz için gereklidir. Sen gerçekten güzel bir ruhsun prenses. Böylesine ağır bir ders alman gerektiği için üzgünüm kral. Ama kibirli bir kral halkına sadece yıkım getirir. Gurur iyiliğin ve sağduyunun düşmanıdır. Bunu şimdi anlıyorum. Sizin nadir hazineleriniz gözyaşlarından oluşan inciler değil. Aslında bilgi ve bize verdiğiniz ders. Teşekkür ederim. Artık gitmeliyim. Seni ağlayacak bir şey bulmamakla kutsuyorum. Hayatta ne olursa olsun kalbin mutlu olmak için bir sebep bulacak. Böylece kral ve kraliçe nihayet soylu prensesle birlikte dönmüşler. Kont kraliyet sarayında danışman olarak atanmış. O ve prenses çok iyi arkadaş olmuşlar. Birlikte saatler geçirmişler. Krallıkta yaşayanlara birçok iyilik yapmışlar. Kral ve kraliçeyi gururlandırmışlar. Krallık, barış, refah ve mutluluk ülkesi haline gelmiş ama
kral bir daha kibrinin kararlarını etkilemesine izin vermemiş.